gerekiyor. Bunları dinleyeceğiz. Evet, merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir yayınla beraberiz. Ehliyet sınav soruları çözeceğiz. 50 adet sınav sorusu sınavlarda çıkacak. Sizlere çıkabilecek sorular. Herkese başarılar diliyoruz. Evet, herkese başarılar diliyoruz ve yayınımıza yavaş yavaş başlayalım. Daha önce atmış olduğum tüm ehliyet sınav sorularını kanalda hem konuları hem de soruları çözüp başarılı olabilirsiniz. Ehliyette banko sınav soruları kanalımızda hem konuları hem soruları çözün. Sınavlarınızda kalmayın arkadaşlar. Ehliyet sınavlarında çıkacak banko soruları YouTube Nedim Şeker Akademi kanalında Ehliyet Alıyorum kanalına abone olarak soruları çözebilirsiniz. Ayrıca Instagram Nedim Şeker Akademi'den çıkabilecek tüm soruları takip edin. Sınavlarınızda çıkacak soruların tamamı kanallarımızda var. Çıkmış çıkabilecek soruları çözün ve sınavlarınızda %100 geçin. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Teşekkürler Mustafa. İyi akşamlar. Birinci sorudan itibaren başlayalım. Birinci sorumuz geldi. Bakın. Şöyle. Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak kesik kesik akan kan çeşidi hangisidir? 1. Atar damar kanamaları, 2. Toplar damar kanamaları, 3. Kılcal damar kanamaları. Evet, burada biz neye dikkat edeceğiz? Özellikle neye dikkat edeceğiz? Hocam kesik kesik demiş, bakın. Kesik kesik akan kan, fışkırarak akan kan hangisidir? Sorularımıza mutlaka cevap verin arkadaşlar. Özellikle cevaplarımızı yazalım. Doğru ya da yanlış fark etmez. Bakın, hiç önemli değil. Doğru yanlış mutlaka cevap verin. Ki en azından yanlış yaptıklarınızı burada değerlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Hemen birinci sorumuzda beklemeden. Evet, Mustafa, Yiğit, Sonay, Salih. Burada dikkat edin arkadaşlar. Adana seçeneği değil mi? Adana seçeneği. Sadece atar damar kanamasının özelliğini vermiş. Önemli bir sınav sorusudur. Bilginiz olsun. Evet, hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle: tehlikenin olmadığı kaza yerinde boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır? A. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra. B. Boyun hareketleri yaptırıldıktan sonra. C. Boyun ağrılarını dindirici ilaç verildikten sonra. D. Boyun bölgesine masaj yapılıp oturur şekilde. Evet. İkinci sorumuz da yine sizler için basit bir soru. Ne diyorsunuz? Adana seçeneği. Boynuna boyunluk takıldıktan sonra, değil mi? Takıldıktan sonra araçtan çıkarılması gerekiyor. Evet, hemen geçelim fazla beklemeden. Üçüncü sorumuz geldi. Dünkü canlı yayınımızda da bu tip bir soru vardı. Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir? A. Koruma, B. Bildirme, C. Kurtarma, D. Müdahale. Evet, bu soruları da arkadaşlar size çıktığını düşünerek hareket edin.
sizlere çıkabilir. Bu sorular birebir aynısı gelebilir. Bu soru size çıktığında ne yapmanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor, değil mi? Evet, olay yerinde olası tehlikelerin bakın. Şimdi sorunun ne demek istediğini iyi anlayalım. Acele etmeden bakın olası tehlikeleri belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi. İlk yardımın temel uygulamaların hangisi içinde yer alır? Tabii ki koruma, değil mi arkadaşlar? Korumanın içerisinde yer alıyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçelim. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sorulara ilk önce yaptığınız cevaplarınız çok önemli. Önce yaptığınız cevapları sonradan dönüp de değiştirmeyin bakın. Çok arkadaşların yaptığı hatalardan birisi de bu. Bugün de birçok telefon aldım, mesaj aldım. Hocam işte sınavdan kaldık ama şöyle bir hata yaptım. Başa döndüm. Doğru yaptıklarımı yanlış yapmışım şeklinde. Bunları yapmayın arkadaşlar. Dördüncü soru geldi. Yukarıdaki soru işaretiyle gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası olan uygulama. Evet, burada İlaçla tedavi, hasar tespiti, temel yaşam desteği, olay yerini değerlendirme. Yani şuradaki bize soru işaretinin olduğu noktayı sormuşlar. Buraya ne gelir? Bakın. İlk hayat kurtarma zincirinin birinci halkasını biliyorsunuz. Nedir? Sağlık kuruluşuna haber vermek. İkinci, olay yerinde temel yaşam desteğinin yapılması, değil mi? Evet, bize zaten neyi sormuşlar arkadaşlar? Temel yaşam desteğinde ikinci halkayı sormuşlar. Hayat kurtarma zincirinin ikinci halkası temel yaşam desteğidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü halkası ambulans ekibinin gelmesi. Dördüncü halkada hastanın acil servisinde müdahaledir. Evet. Geçelim. Beşinci sorumuz gelsin. Evet. Beşinci sorumuz gelsin. Evet arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır? Bir, yaşamı korumak. İki, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Üç, durumun kötüye gitmesini önlemek. İlk yardımın temel amaçları hangileridir? Evet. Pardon. Şöyle yapacağız. Evet. Beşinci soru. Yaşamı korumak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, durumun kötüye gitmesini önlemek. Yiğit, Gül Emine Yılmazer, Yiğit Mustafa Keleş, Sali Moğuk, Yaprak Karakaya, Yılmazer, Kumaşçı Sonay. Denizli seçeneği diyorsunuz. Tebrik ediyorum. Hepinizi tebrikler. Harikasınız. Evet. Hepsi de var, değil mi? Evet. Altıncı sorumuz şöyle arkadaşlar. Altıncı sorumuz görseldeki kanama türünde yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır? A. Kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak. B. Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak. C. Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı uygulamak. D. Yara üzerindeki bez kaldırılmadan bandaj ile sararak baskı uygulamak. Bakın burada görselde bir kanama var, değil mi? Bakın bir kanama var. Yaralıya ilk yardım olarak hangisinin yapılması yanlıştır? Yanlıştır. Hangisinin yapılması yanlış?
Mesela kanayan bölgeyi yukarı kaldırmak yanlış mıdır? Ona bakın bir, değil mi? Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyarak baskı uygulamak yanlış mıdır? Değil mi? Kanayan yere en uzak olan basınç noktasına elle baskı yapmak. Bakın yanlış olan Ceyhan seçeneği değil mi? Kanayan bölgeye en uzak değil en yakın basınç noktasına baskı uygulayabilirsiniz. Evet cevabımız Ceyhan seçeneği. Harikasınız. Geçiyoruz. Yedinci sorumuz şöyle. Kaza yapmış bir aracı gören bir ilk yardımcı kendisinin ve çevresinin güvenliğini sağladıktan sonra araç sürücüsünün bilincinin evet, kapalı solunumunun olmadığını ve kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğunu tespit etmiştir. Evet, buna göre ilk yardımcının kazazedeyi araç içerisinden çıkarırken uygulaması gereken doğru teknik hangisidir? Evet, dersleri anlatırken de bu soruyu çözmüştük arkadaşlar. Kazazedenin bilincinin kapalı solunumunun olmadığı, kazazedenin ayaklarının pedala sıkışmamış olduğu tespit ediyor. Hasta yaralının omuriline zarar vermeden hastayı araçtan çıkarmak nedir? Rentek manevrasıdır değil mi arkadaşlar? Rentek manevrası. Burada dikkat ederseniz bir el çenede olması gerekiyor. Bir el çenede olması gerekir. Evet. Bir elde kolunu tutacak. Bakın kolunu tutması lazım. Bakın Ceyhan seçeneği yanlış, Deniz seçeneği yanlış, çenede değil bakın dikkat edin. El çenede değil ve Bursa seçeneği de yanlış arkadaşlar. Sağ ve sol iki el de çeneyi tutuyor. Bu da yanlış. Cevabımız nedir? Adana seçeneğidir. Hasta yaralının omuriline zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarmak. Nedir? Rentek manevrasıdır. Bakın bu soruya dikkat edin. Bu soru sınavda geldiğinde bu soruyu genelde yanlış yapıyoruz. Yani şimdi rentek manevrası deyince aklınıza şu gelsin. Bakın hasta yaranın omuriline zarar vermeden hastayı araçtan çıkarmak. Değil mi? Araçtan çıkarmak. Şimdi bir el mutlaka çenede olması gerekiyor. Diğer elde koldan tutacaksınız. Değil mi? Koldan tutacaksınız. Diğer kolun altından kavrayarak, çeneyi kavrayarak diğer kolu da tutmanız lazım. Kendinize göre çekerek omuriline zarar vermeden hasta yaralıyı araçtan çıkarma tekniğidir. Rentek manevrası. Geçelim. 8. soru da sınavda banko gelen sorular arasında görseldeki pozisyon hangi durumdaki yaralıya uygulanır? A. Bilinci kapalı solunum ve nabzı olan. B. Bacak bölgesinde deri ve kemik bütünlüğü bozulmuş olan. C. Karın bölgesinde delici cisim bulunan. D. Kulak ve burun kanaması olan. Bu pozisyona biz ne diyoruz arkadaşlar? Bu pozisyonun adı nedir? Koma pozisyonu diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Koma pozisyonu. Bu gördüğümüz pozisyon koma pozisyonu. Bu pozisyonla arkadaşlar bu pozisyonla şok pozisyonunu karıştırıyorlar. Bilginiz olsun. Şok pozisyonu karıştırıyorlar. Evet. Koma değil mi? Bilinci kapalı solunum ve nabzı olan hasta yaralılara uygulanır. Koma pozisyonu. Şok pozisyonu bacaklar sırt şeklinde. Yani arkaya
uzanmış şekilde bacaklar 30 santim yukarıya kaldırılmış. Şok pozisyonu. Çok çok önemli sorular çözeceğiz arkadaşlar. 50 tane. Onun için 50. soruya kadar mutlaka yayında kalın. Çok faydasını göreceksiniz. Eminim ki. 9. soru geldi. Yetişkinlerde temel yaşam desteği ile ilgili uygulamalardan hangisi doğrudur? Mesela bu soru banko sorular arasında. A. Göğüs kemiği 3 santim aşağı inecek şekilde bası uygulaması. B. Temel yaşam desteğine yapay solunum ile başlanması. C. 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması. D. Kalp masajı hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması. Temel yaşam desteği değil mi? Temel yaşam desteği deyince aklınıza ne gelecek arkadaşlar? 30 kalp masajı 2 yapay solunum şeklinde uygulanması gelmesi gerekir değil mi? Cevabımız nedir? Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneğidir. Evet. 10. soru geldi. 10. sorumuz şöyle. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı, kazı zedenin hava yolunu açmak için kazı zedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir? A, B, C, D. Yani burada baş az önce de 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes yaptık ya. Yani burada bize baş çene pozisyonunu sormuşlar. Bak, baş çene pozisyonunu şeklini sormuşlar. Baş çene pozisyonu nasıl verilir şeklinde. Dikkat ederseniz baş çene pozisyonu hangisidir arkadaşlar? Değil mi? Ceyhan seçeneği baş çene pozisyonudur. Evet, bir el alında olacak, diğer elde çeneden yukarı kaldırıyoruz tam olarak. Bunların hiçbiri baş çene pozisyonu değildir arkadaşlar. Bakın hiçbiri değildir. Ceyhan seçeneğidir. Hemen 11'e geçelim. Kendiliğine meydana gelen burun kanamasında kazı zedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Oturuş pozisyonu, B. Baş çene pozisyonu, C. Sırt üstü yatış pozisyonu, D. Yüz üstü yatış pozisyonu. Evet. Sorular nasıl arkadaşlar? Zor mu, kolay mı? Cevap oturuş pozisyonu olacak değil mi? Evet, oturuş pozisyonu olması gerekiyor. Evet, cevabımız Adana seçeneği diyorsunuz. Evet. Bildiğiniz için gayet iyi ve kolay. Evet, bildiğiniz için sizler iyi çalıştığınızdan dolayı size kolay geliyor. Evet, 12. soruya geldik. Hızlı bir şekilde numaralanmış ifadelerden hangileri bayılmış olan kazı zedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 1. Vücudu sıkan giysiler gevşetilir. 2. Sırt üstü yatırılarak ayakları 45 santim kaldırılır. 3. Kusma varsa mide içeriğini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur. 4. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
Evet, burada da bakın bayılmış olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır. Vücuda sıkan giysiler gevşetilir mi arkadaşlar? Gevşetilir değil mi? Bir kere birin olması gerekiyor. Sırt üstü yatırarak ayaklar 45 santim yukarı kaldırılır mı? Ay, şok pozisyonunda biliyorsunuz ki 45 santim değil 30 santimdir. Değil mi? Yukarı kaldırma. Demek ki ikinin olduğu seçenekleri eledik arkadaşlar. Kusma varsa mide içini yutmaması için yarı oturur pozisyonda tutulur. Kesinlikle tutulmaz. Bakın 3'te olmaz. 3'ün olduğu seçeneği de eledik. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır. Evet, aynen arkadaşlar. 1 ile 4'ün yapılması gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. Evet. 13. 13. soruya geldik. 13. sorumuz artık trafik sorularına geçtik. İlk yardım soruları bitti. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle Karayolları Trafik Yönetmenliği'nde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek hangi kurumun görev ve yetkisidir? A. Sağlık Bakanlığı'nın, B. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, C. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, D. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Evet. Kimindir? Tabii ki burada karayollarından bahsetmiş değil mi? Trafik yönetmeliğinde hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek. Hız sınırları karayolları belirler. Hızlara uymayanların cezalarını Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri keser değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 14. sorumuz şöyle. Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır? 1. Araçların tescil edilmesi. 2. Sürücü belgelerinin verilmesi. 3. Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Evet. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sorumlulukları arasında yer alır diyor bakın. Evet, yer alır. Araçların tescil edilmesi, sürücü belgelerinin verilmesi, trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi. Bütün hepsini mi yapıyor arkadaşlar? Araç tescil belgesi tescil edilmesi tabii ki emniyetin görevi. Sürücü belgelerinin verilmesi emniyetin görevi. Trafik suçlarının tutanaklarının düzenlenmesi emniyetin görevi. Tabii ki her üçünü de nedir? Yapar. Denizli seçeneği doğru cevap. 15. sorumuz geldi. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Işıklarla ilgili %100 sınavda soru gelecek arkadaşlar. Bazen bir tane, bazen iki tane geliyor. Bakın. Evet. Işıklarla ilgili. Hangisinde durulur? Yol kontrol edildikten sonra geçilir. Işıklar çok önemli bakın. Işıklar çok önemli. Kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı dur. Bakın, kırmızı dur. Sarı hazırlan. Yeşil geç. Işıklı kavşaklarda hangi durumda yol trafiğe açılır?
sorusuna ne cevap vermeniz gerekiyor? Hangi durumda yol trafiğe açılır? Kırmızı artı sarı eşittir yeşil yanınca yol trafiğe açılır. Hangi durumda kapanır? Yeşil artı sarı, yani ikisi bir anda yandığında daha sonra kırmızı yanar, yol trafiğe kapanır. Evet, burada hangisidir? Ne dersiniz? Cevap Ceyhan, değil mi? Tabii ki Ceyhan seçin. Aynen. Tebrikler. Bu soruda yanlış yapan var mı? Esma, Salih, Gülemine, Yaprak Karakaya, Yiğit. Tebrik ederim hepinizi. Harikasınız. Arkadaşlar, katılan herkes cevap versin. Yani yanlış doğru dediğim gibi çok önemli değil. Evet. 16'ya geçtik. 16. soru yine ışıklarla ilgili gelmiş. Bakın. Banko sorular arasında şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Yeşil ışık, kırmızı oklu ışık, bakın. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Düz gitmeleri, sağ dönüş yapmamaları, düz gideceklerin beklemeleri, yol açıkta sola dönüş yapmaları. Hangisi yanlıştır diyor, bakın. Soruyu iyi anlamak lazım, değil mi? Sorunun ne demek istediğini iyi anlamanız gerekiyor. Bu soruyu animasyonlu soru olarak da sorabiliyorlar. Evet, bu arada yayını da beğenin arkadaşlar. Mustafa Keleş beğenin arkadaşlar. Hocamıza faydamız olsun diyor. Yayını da beğenin. Herkes yayını da beğensin. Ne diyorsunuz? Bakın bu soruda karamsar kaldınız yani. Bakın, çok basit bir soru sizin için. Ama karamsar kalabiliyoruz, değil mi? Mesela çok basit bir soruyu bile yanlış yapabiliriz. Yani size soru şu, açık ve net. Yeşil ışık, trafik işaret cihazında yeşil ışık. Bakın şu yeşil. Bu da kırmızı. Evet. Birlikte yanıyor. Hangisini yaparsanız yanlış yaparsınız. Düz giderseniz yanlış mı yapmış olursunuz? Hayır. Sağa dönüş yapmamalar. Evet. Yapmaması gerekiyor. Düz gideceklerin beklemeleri. Düz gidecek bir araç neden beklesin ki? Yeşil ışık yanıyor, değil mi? Bakın şurada. Dikkat edin. Yeşil ışık yanıyor. Yani cevap Ceyhan seçeneği. Yıldızlı sınav soruları arasında arkadaşlar. Bu soruda banko çıkan sorular arasında ama maalesef yanlış yapabiliyoruz. Tebrik ederim Yiğit Mustafa. Evet. Harikasınız. Diğer arkadaşlarımız maalesef cevap vermiyorlar. Neden vermiyorlar? Onu da anlamış değilim. Yani arkadaşlar yanlış doğru fark etmez. Mutlaka cevap yazın. 17. soru geldi. Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. 1 numara aracın bulunduğu şeritte seyretmesi. B. 2 numara aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi. C. 3 numara aracın en sağdaki şeritte seyretmesi. D. 4 numara aracın 3 numara aracın bulunduğu şeride geçmesi. Şimdi bu tip sorularda unutulmamalıdır ki arkadaşlar, bölünmüş karayollarında en sol şeritler sürekli olarak işgal edilmez. Bakın en sol
sürekli olarak işgal edilmez. Yani hangisi işgal edilmiyor sürekli olarak? Hangi şehirler sürekli olarak işgal edilmez? Tabii ki şurada gördüğümüz 3 ve 2 numara. Değil mi? Bölünmüş karayolunda giden araçlar. Çok şeritli bir karayolunda. Ortadaki iki devamlı çizgi karşı yöne geçişi ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bakın dikkat ederseniz bak şurada 2 numara aracın 3 numara aracın bulunduğu şeride girmesi doğru mudur? Kesinlikle yasaktır, değil mi? Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Evet. Geçelim 18. Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? A 3 ay, B 6 ay, C 2 yıl, D 5 yıl. Evet, alkolle ilgili de mutlaka sınavda soru geliyor. Bize neyi sormuş? İkinci defa tespit edilenlerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? Yani geçici dediğimiz süresi içerisinde tekrar geri alınıyor. Süre bittikten sonra. Birinci defada 6 ay. İkinci defada 2 yıl. Üçüncü defada da 5 yıldı. Uyuşturucuda da yine 5 yıl. Bize ikinci defayı sormuş. Tabii ki Ceyhan seçeneği doğru cevap. Tebrikler. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakın sizler için canlı yayın yapıyorum. Ve sizlerden de tabii ki yayını beğenmenizi istiyoruz. Özellikle yayını beğenin. Ne kadar çok beğenirseniz bu videolarda YouTube tarafından diğer arkadaşlara öneriliyor. Teşekkür ederiz Mustafa. Evet. 19. soru geldi. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Banketten gitmeli, takip mesafesini artırmalı, hızını artırarak öndeki taşıtı aracı geçmeli de acil uyarı ışıklarını yakarak seyretmeli. Burada bakın tehlike uyarı işaretini gören sürücü hangisini yapmalıdır? Hangisini yapmalıdır şeklinde. Tehlike uyarı işareti. Bu tehlike uyarı işaretlerinden değil mi? Gevşek malzemeli zemin işaretidir. Gevşek malzemeli zemin işaretinde hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. Yıldızlı sınav soruları içerisinde. Hemen geçelim 20. soruya. 20. soru geldi. Bakın aşağıdakilerden hangisi tehlike uyarı işareti değildir? Tehlike uyarı işareti değildir diye sormuş bakın arkadaşlar. Hangisi değil? Evet, hangisi değildir arkadaşlar? Ceyhan seçeneği diyenler var. Bir de Denizli seçeneği diyenler var. Şimdi burada ikilemde kaldık. Sizce
Sizler için aslında bu soru da çok çok kolay demiştik. Neden? Üçgenler tehlike uyarı işaretidir. Bakın üçgenlerin hepsi tehlike uyarı işaretidir. Adana seçeneğinde açılan köprü, Bursa seçeneğinde gevşek malzemeli zemin üçgen, Ceyhan seçeneğinde bisikletli geçebilir üçgen. Ama Denizli seçeneğinde bakın yuvarlak bir trafik tanzim işareti var. Bu tehlike uyarı işareti değil, trafik tanzim işaretidir. Patlayıcı madde taşıyan taşıtların girmesinin yasak olduğunu bize bildiriyor. Evet, 21'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır? Evet. Arkadaşlar, öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamında bakın. Evet, burada. Hangisidir? Tabii ki Bursa seçeneği değil mi? Bursa seçeneği öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamında. Fazla bekleme yapmadan hemen geçiyorum. 22. soruya. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda şekildeki araç için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 50, B 90, C 110, D 130. Evet, bölünmüş. Bölünmüş yollarda çekildeki otomobil için hız sınırını sormuşlar arkadaşlar. Kaçtır? Bölünmüş yol dediğimiz bakın şu yol bir bölünmüş karayoludur. Şöyle çiziyorum. Evet, 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 nolu araç diyelim. 2 nolu araç otomobil olsun. Otomobilin hızını sormuşlar. Bölünmüş yoldaki hızı kaçtır? Tabii ki otomobillerin yerleşim yeri içindeki hızı 50, yerleşim yeri dışında iki yönlü karayolunda 90. Bölünmüş yolu sormuşlar bize 110'dur, otobanda 130'dur. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, geçelim. 23 gelsin. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Hızlandırma işareti. B. Geç işareti. C. Yavaşlama işareti. D. Dur işareti. Evet, burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, dikkat ederseniz derste de anlatmıştık ve YouTube kanalımızda da hem Ehliyet SRC kanalında hem Nedim Şeker Akademi hem de Ehliyet Alıyorum kanalında polis işaretlerini detaylı bir şekilde anlattık. Burada işaret çubuğu kulak kısmında, boyun kısmında ise gece, bakın şuradaki şeye bakın, dikkat edin. Omuz, kol istikametine yakın olmuş olsaydı gece geç işareti olacaktı. Burada gece dur işaretidir, değil mi? Denizli seçeneği, evet. Denizli seçeneğidir doğru cevap. Hemen geçelim. 24. Şekilde kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1, 2, 3, 2, 1, 3. 3, 1, 2, 3, 2, 1 şeklinde vermiş.
Teşekkür ederiz. Evet. Çayımızı da içelim. Şimdi bu soru çok çok önemli. Arkadaşlar, bu soru çok çok önemli. Tabii ki bu sorunun kontrolsüz kavşaklarda kuralımız vardı. Kuralımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Her şeyden önce şunu bilin. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın, dönüş yapan araçlar en son geçer. Dönüş yapan aracımız burada hangisidir? Bakın. Bir numara değil mi? Bir numara. En son geçer. Evet. Bir numara en son geçer. Direkt deniz seçeneği doğru cevap bakın. İki aracımız kalıyor. En son geçeceği için bir. İkinin sağında bakın 3 numara var. İlk önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numara. Yani cevap Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sorular arasında. Bakın bu soru çok çok önemli. Görsel animasyonlu sorular arkadaşlar aynı zamanda kanalımızda short bölümünde var. Mutlaka bunu da çözün. Çok çok önemli sorular. Hemen geçelim. Tekrarlıyorum bakın. Dönüş yapan araç en son geçer. Bir numara en son geçer. Bir numara en son geçer dediğiniz için cevap zaten direkt deniz seçeneği çıktı. En sonda sadece bir var. O da deniz seçeneğinde. 2 ve 3 var. 2'nin sağında 3 numara. İlk önce 3 numara, sonra 2 numara, sonra da 1 numara geçer dedik. 25'e geçelim. 25. sorumuz gelsin. 25. sorumuz şöyle. Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Bakın hangisi doğrudur? Araç sürücülerinin duraklanan veya park eden yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. 2. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerler varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Evet. Hangileri doğrudur şeklinde diyor bakın. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. Ya park ettiğiniz yerden çıkarken yoldan geçen araçları durduruyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Değil mi? Üçün olduğu seçeneklerin hepsi yanlış. Şöyle hepsini çiziyorum. Sadece hangisi kaldı? Bursa seçeneği değil mi? Bursa seçeneği kaldı. Dikkat edin arkadaşlar. Bu tip sorularda sorunun ne demek istediğini iyi anladığınız zaman kesinlikle çok kolay olduğunu göreceksiniz. Soru ne kadar uzun olursa olsun fark etmez. Bursa dedik ve 26'ya geçtik. Evet, 26. soru şöyle. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın hangisi söylenemez? A. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çizginin yolda ayrıcı görev yaptığı, diğer şeride geçilemeyeceği, öndeki aracın geçilebileceği iki yönlü karayolu olduğunu gösterir. Evet. Hangisidir arkadaşlar?
öndeki aracın geçilebileceğini mi söylemez? Değil mi? Söylenemez. Evet. Geçilemez değil mi? Cevap Ceyhan seçeneği. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Devamlı çizgide öndeki araç geçilemez. Takip mesafesine uyarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Yirmi yedinci soru geldi. Görselde iki yönlü ve üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar verilmiş. Bakın araçlar verilmiş. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Bakın bu soru aynı zamanda görsel sınav sorularının içerisinde. Görsel sorulardan bir soru. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüleri hatalı sollama yapmaktadır? Bir kere dikkat edin, bir numara değil mi? Bir numara ne yapmış arkadaşlar? Kesinlikle hatalı. Neden hatalı? Çizginin tam iki çizgiyi ortalamış gidiyor değil mi? Bakın şurada. Şurada bakın çizgiyi ortalamış gidiyor. Evet, bir numara hatalı davranışta bulunmuştur. Şurada. Şuradaki araba dikkat ederseniz hatalı. İki numara hatalı mı? İki numara da hatalı. Neden? Bakın, dikkat edin. Nedeni şu. Burada hemen sağ taraftaki, bakın sağ taraftaki şeye bakın, levhaya bakın. Yani şurada şöyle bir yol var arkadaşlar. İki yönlü, yani iki tane araba yan yana gidiyor karşılıklı. Hemen sağ taraftaki levhaya bakarsanız. İki dediğiniz yol karşı yönden geliyor. Bakın şurada. Hemen sağ taraftaki levhada. Yani iki numara da ne yapmış? Kendi şeridinde gitmesi gerekirken maalesef karşı şeride geçmiş. Burada hangisi yanlıştır, hatalıdır, hatalı davranışta bulunmuştur dediği için ne diyoruz? Birle iki değil mi? Birle iki. O da hangi seçenekte var? Adana seçeneğinde. Evet. Adana seçeneğinde. Üçün olduğu seçenekler arkadaşlar, üçün olduğu seçeneklerin hepsi yanlış. Bakın. Üç numara hatalı davranışta bulunmamış. Normal seyrinde gidiyor. Bakın. Dikkat ederseniz. Evet. Burada hangisidir? Adana seçeneği. Bakın. Dikkat ederseniz çok basit soruları bile dikkat etmediğimiz zaman, yani soruyu tam anlamadığımız zaman yanlış yapabiliyoruz. Önemli değil, yanlış yapabiliriz. Önemli olan nedir? Gerçek sınavda yapmamak. Geçelim. 28. soru geldi. 28. sorum şöyle. Şekildeki kavşakta, evet, ileriye yeşil, sola kırmızı, sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Bu da yine animasyonlu bir soru. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir?
Yalnız 2, yalnız 1 ile 2, 1 ile 3, 2 ile 3 şeklinde vermişler. Evet. İleriye yeşil. Yani şu iki numarayı yeşil. Sola kırmızı. Bakın. Kırmızı. Sağ yeşil. Evet. Buna göre hangileri yollarına devam edebilir diyor bakın. Hangileri yollarına devam edebilir? Hangileri devam eder? Açık ve net, değil mi? Yeşil yananlar yollarına devam eder. Yani 2 ile 3. 2 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Denizli seçeneğidir. Evet arkadaşlar, Instagram hesabında da Nedim Şeker Akademi Instagram hesabına da mutlaka takip edin. YouTube Nedim Şeker Akademi'nde de takip edebilirsiniz. Çok çok önemli soruları kaçırmayın. Evet, hemen geçelim. Bu arada kanallarımızı da arkadaşlarınıza önermeyi, paylaşmayı unutmayalım. Evet, 29. soruya geçelim. Hemen geçelim. Evet, diğer bir 29. sorumuz yine animasyonlu görsel bir soru. Görseldeki sürücü trafik işaretini fark etmeden yoluna devam ederse numaralanmış ifadelerden hangilerinin olma ihtimali vardır? Yükün hasar görmesi, direksiyon hakimiyetinin kaybolması, araç aksının kırılması veya amortisörlerinin arızalanması. Evet. Burada bakın görselde ne var? Hemen sağ tarafta kasisli tümseğe girdik, değil mi? Tümsek. Tümseğe girdik. Burada yük hasar görür mü? Görür. Direksiyon hakimiyeti kaybolur mu? Evet, olur. Araç aksının kırılması veya amortisörlerin arızalanması söz konusu mudur? Kesinlikle söz konusu, değil mi? Söz konusu. Evet, Denizli seçeneği. Harikasınız arkadaşlar. Böyle iyi mi arkadaşlar? Yoksa daha mı hızlanalım? Yoksa hızlanalım mı yani? Böyle iyi mi yok? İyi mi yoksa daha mı hızlı bir şekilde geçelim? Evet, deniz seçeneği dedik. Hemen geçelim. Şimdi şurada bazen temassızlık mı oluyor nedir? Anlamadım. Çok önemli bir sınav sorusu. Bakın mesela bu soruyu genelde yanlış yapıyoruz. Ama lütfen bu soruya dikkat edin, siz yanlış yapmayın. Bakın soru geliyor. Biraz da geç geliyor herhalde. Sizin ekrana şu anda düştü mü bilmiyorum. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır şeklinde bir soru var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 4, 1, 2, 3 şeklinde verilmiş. Evet. Otuzuncu soru.
Şimdi arkadaşlar, bu tip sorularda hocam biz neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle tabii ki bunu tespit etmemiz çok çok önemli. Öncelikle bu tip sorularda yapmamız gereken şudur. Geçiş üstünde sahip araçlar var mı? Evet, burada var. Dikkat ederseniz, değil mi? Polis var ve itfaiye var. Geçiş üstüne sahip araçlarda bakın iki tane var. Öncelikle hangisi geçecek? Önce itfaiye. Tabii, önce itfaiye, sonra polis. Yani önce biri, sonra ikiyi geçirdik. Tamam. İşaretlere hiç bakmaksızın, değil mi? Kırmızı ışık olsa bile. Tamam. Sonra neye bakıyoruz? 3 numara dönüş yapıyor. 4 numara düz gidiyor. 4 numara tali yolda. Bakın tali yol işareti. Tali yol. 3 numara ana yol işareti. Ana yol. Evet. Ana yoldaki otobüs mü? Üç nolu otobüs mü yoksa düz giden otomobil mi geçer? Tabii ki ana yoldaki otobüs önce geçer. Sonra tali yoldaki en son tali yoldaki otomobil geçer. 1 2 3 4 1 2 3 4 hangi seçenekte var? Adana seçeneğinde var. Evet, Adana seçeneği diyenler kimler? Bursa seçeneği diyenler kimler? Yavuz, Yiğit, Esma. Evet. Yaprak, Sonay. Yaprak ve Sonay Adana seçeneği demiş. Salih de Adana seçeneği diyor. Tebrikler. Mükemmel. Bakın. Bu soruda sizin neyinizi ölçüyor? Bakın ilk bakış, değil mi? Dikkatinizi ölçmüş. Dikkat çok önemlidir bu soruda. Adana seçeneği doğru cevap. Geçelim. 31. sorumuz. Verilen araçların geçiş üstünlüğünü kullanmadaki doğru sıralama nasıl olmalıdır? 1. Güvenlik güçlerine ait araçlar. 2. Organ ve doku nakil araçlar. 3. İtfaiye araçlarıyla benzeri araçlar. 4. Ambulans ve özel amaçlı taşıtlarda yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar. Tali yolu nereden mi anladık Esma? Bak. Tali yol ters üçgendir. Esma şu bak. Tali yol işareti. Şu işaret tali yol işareti. Gördün tali yol. Evet, şöyle izah edeyim size. Evet. Bak, 4 numara tali yolda, ters üçgen. 3 numara ana yolda. Evet. Verilen doğru sıralamayı sormuş bize. Doğru sıralamayı yapınız. Öncelikle değil mi? Öncelikle hangisidir? İlk hangisi geçiyor? Ambulans. Ambulans birinci sırada geçer. Sonra organ nakil aracı geçer. Şöyle yapalım. Sonra itfaiye geçer. En sonda güvenlik güçlerine ait araçlar yani polis araçları geçer. Hangi seçenekte var? Denizli seçeneğinde. Evet. 32. soruya geçelim. Görseldeki mavi renkli aracın sürücüsü nasıl davranmalıdır? A. En sol şeride geçmeli. B. Yavaşlayarak sağ şeride girmeli. C. Hızlanarak bulunduğu şeride devam etmeli. D. Kırmızı renkli aracı uyararak yavaşlamasını sağlamalı.
Bu da yine animasyonlu bir sınav sorusu. Bu tip sorularda unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle şunu tavsiye ediyorum. Sağ şeritteki oklar size neyi bildiriyor? Ok. Yani bakın düz giden bir çizgi ve ileriden sağa dönüş mecburi yönü göstermiş. Bakın mecburi yönü. Ne yapmanız gerekiyor? Ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki yavaşlayarak sağ şeride girmeniz gerektiğini söylüyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Üç geldi. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Takip mesafesine, kavşaklarda geçiş hakkına, öndeki aracı geçme kuralına, farların kullanılabileceği yer ve hallere. Şimdi burada trafik kazasının olma sebebi neye uyulmamış da meydana gelmiş? Tabii ki kavşaklarda geçiş hakkı kurallarına, değil mi? Geçiş hakkı kurallarına. Bakın şuradaki dur levhası var. Hemen sağ tarafta. Yani şuradaki aracın sürücüsü ne yapması gerekiyor? Durması gerekiyor. Buradaki araç sürücüsü bakın frene basmış. Ne kadar fren izleri var şurada gördüğünüz gibi. Ve araca çarpmak zorunda kalmış. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyulmaması sonucu trafik kazası meydana gelmiş. Evet, Bursa seçeneği. 34. Verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A. Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınmak. B. Tavsiye edilen tif ve ebatlarda araç lastiği kullanılması. Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması. Burada yapılması durumunda bakılan verilenlerin yapılması durumunda hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Çevre kirliliğinin artması, sürüş konforunun azalması, trafik yoğunluğunun artması, aracın daha az yakıt tüketmesi. Evet, tabii ki aracın daha az yakıt tüketmesi de değil mi? Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınmak, tavsiye edilen tip ebatlarda lastiğin kullanılması bunlar daha az yakıt yakmaya sebeptir. 35 geçelim. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Yalnız 1. Yalnız 1-2. Yalnız 1-3, yalnız 2-3. Bakın, hangisi yanlış park etmiş? Bakın, yanlış. Yanlış park etmiş. Hangisidir? Yanlış park edeni sormuş arkadaşlar. Yanlış park eden 1 ile 2 mi yanlış park etmiş yoksa 3 mü arkadaşlar? Bakın 3 numara yanlış park etmiş. Neden? Şimdi yan park edilmiş. Bakın dikkat ederseniz yan park edilmiş. Yani park işaretine göre yan park edilmesi gerekiyor. 1 ile 2 düzgün park etmiş. 3 ne yapmış? Yanlış park etmiştir. Bu şekilde park edilmez. Değil mi? Mesela burada 4 tane, 5 tane aracın yerini ne yapmış? Kaplamış. Evet. Adana seçeneği. 36. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak. D.
Sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü hangi farları kullanmalıdır? Tabii ki uzağa gösteren ışıklar, değil mi? Farları yakması gerekiyor. Ceyhan. 37 şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 1 2 3 1 3 2 2 3 1 3 1 2. Evet. Burada da kavşağa en yakın araç, değil mi? Kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Döner kavşaklarda unutulmamalıdır ki kavşağa en yakın araç ilk geçiş hakkına sahiptir. Burada kavşağa en yakın araç hangisidir? Tabii ki 2 numara, değil mi? 2 numara hangi seçenekte var? İlk önce geçmesi gereken Ceyhan seçeneği. 3 bakın 2 3 1 kavşağın içinde, döner kavşağın içinde 2 numara var. Önce 2 numara, sonra yakın olan 3 numara, sonra da 1 numara. 39. Artık son sorulara geldik. Araç tekniği, motor soruları. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Şarj sisteminin çalışmadığını gösterir. Hangisidir? Evet, Adana seçeneği şarj sisteminin çalışmadığını, yani akü sisteminin çalışmadığını, Bursa seçeneği el freni, Ceyhan seçeneği balataların bittiğini, Denizli seçeneği de yağ göstergesinin yandığını bize bildiriyor. Evet. Hemen geçelim 40. sorumuza. 40. sormuş şöyle. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz şeklindedir. Buna göre diyor hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar dışarı atılır? Evet. Dışarı atılır. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, ateşleme zamanı, egzoz zamanı. Yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır diyor. Bakın, egzoz zamanı, değil mi? Evet, egzoz zamanı Denizli seçeneği. Kırk birinci soru. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Volan, diferansiyel, aks, vites kutusu. Şuradaki soru işaretinin olduğu yere ne gelir? Bakın, soru işaretinin olduğu yere ne gelir? Volan, diferansiyel, aks, vites kutusu. Vites kutusu, değil mi? Denizli seçeneği. Evet, geçelim. 42 gelsin. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir. Derhal durulması gerektiğini belirtir. Hangisinde arkadaşlar? Şöyle diyelim, Adana, şuna Bursa, Ceyhan, Denizli. Kırk iki Denizli'de, değil mi? Hararet göstergesi. Evet, geçelim.
43. Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir? 1. Akü şarjının azalması. 2. Fren balatalarının azalması. 3. Motor yağının özelliğini kaybetmesi. Evet. Aracın çok uzun süre kullanılmaması durumunda numaralanmış ifadelerden hangileri meydana gelebilir diyor. Hangileri meydana gelir? Tabii ki akü şarj, değil mi? Akü şarjı biter. Motor yağ özelliğini kaybeder ama fren balatalarına herhangi bir değişiklik olmaz. Yani burada 1 ile 3'ün olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, geçiyorum. Ceyhan 44 aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır? Evet, gücün kaynağıdır diyor motor. Bu soru bu değil tabii ki. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir diyor arkadaşlar şurada. Neyi bildirir? Kartedeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Neyi bildirir? Tabii ki soğutma suyu sıcaklığını, değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneği. 45. Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır? Bir araç lastiği seçimi, iki çevre ve iklim koşulları, 3. Fren sistemi performansı. Sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır. Araç lastiği seçimi etkiler mi? Çevre koşulları etkiler mi? Fren sistemi performansı etkiler mi? Tabii ki değil mi? Hepsi de etkiler. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Yıldızlı sorular arasında 45. sorumuzda 46'ya geçelim. 46. sorumuz da bakın banko sorular arasında yine şekilde soru işaretiyle gösterilen ve şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Balata amortisör, diferansiyel vites kutusu. Soru işaretinin olduğu yeri sormuşlar arkadaşlar. Soru işaretinin olduğu yeri soruyorlar. Evet. Tabii ki neyi sormuşlar? Diferansiyeli vermişler değil mi bize? Diferansiyeli sormuşlar. Soru işaretinin olduğu yere yani şaftan aldığı hareketi akslar kanalıyla tekerleklere ileten güç aktarma organı diferansiyeldir. Şaftan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? Diferansiyeldir. Diferansiyel. 48, pardon 47. Dizel yakıt kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda hangisinin yapılması uygundur? A. Aracın düşük hızda sürülmesi. B. Yakıt deposunun boşaltılması. C. Aracın yüksek devirde kullanılması. D. Hava filtresinin değiştirilmesi. Dizel motora yanlışlıkla benzin koydunuz. Konuldu. Bu durumda ne yapacaksınız? Tabii ki yapılması gereken sizin de belirttiğiniz gibi yakıt deposunun
boşaltılması değil mi? Temizlenmesi ve dizel araca mazot konuluyor bildiğiniz gibi. Mazotun olmasıdır. 48. Seyir halindeki bir sürücünün yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte hangi uslubun kullanıldığına örnek olur? A. Bencilliğin, B. Tahammülsüzlüğün, C. inatlaşmanın, D. Beden dilinin. Evet. Beden dili değil mi? Beden dilidir. Cevap Denizli seçeneğidir. Harika. 49. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracının hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? Hırçınlık, sorumluluk, bencillik, hoşnutsuzluk. Şöyle de A, B, D diyebiliriz. Buraya denmemiş. Arkadaşlar gözünden kaçmış. Evet. Tabii ki nedir? Sorumluluk değil mi? Sorumluluk yerine getirmemiş olur. Son soru arkadaşlar. Artık son soruya geldik. Son sorumuz şöyle. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade eder? Kanamanın durdurulması, dolaşımın değerlendirilmesi, solunum yolunun değerlendirilmesi, hava yolunun açıklığının değerlendirilmesi. A neyi ifade eder diyor bakın. A neyi ifade eder? A, B, C. A hava yolu, B solunum, C dolaşım değil mi? Dolaşımın değerlendirilmesidir. Buradan da mutlaka sınavda soru gelir. Evet. Artık sona geldik arkadaşlar. İlk yardımın ABC'sinde A'yı sormuşlar burada. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup sizlere çıkacak banko ehliyeti örnek sınav sorularını çözebilirseniz başarılar dileriz. Hem kanalımızdaki konuları hem de soruları arkadaşlar dikkatli bir şekilde tekrarlayın konularla birlikte soruları. Aynı zamanda Instagram hesabından da Nedim Şeker Akademi'den soruları mutlaka ve mutlaka çözün arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka çözün. Kesinlikle yüksek notlar alacaksınız. Sizlere tavsiyem şudur arkadaşlar. Acele etmeyin. Bakın geriye dönüş yapmayın. Soruları başladınız, 45 dakika süreniz var 50 soruda. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş, yani çok da yavaş yavaş gitmeyin tabii ki. Soruyu anlayın, soruya cevap verin, geriye de dönmeyin. Bakın geriye dönmeyin. Konunun başında da söyledim. Geriye dönüş yapan arkadaşlarımızın çoğu yanlış yapıyor. Yaptıkları soruları değiştirip, doğruları değiştirip yanlış yapanlar çok fazla. Onun için buna da dikkat etmekte fayda var. Neden giremedin Kadriye? Hoş geldin. Geç geldin. Neyse yayın birazdan düşer. Kanala birazdan düşer sorular.
baştan sona değerlendirebilirsin. Arkadaşlar, yarın yok. Yarın SRC canlı yayını var Yiğit. Artık sizlere başarılar diliyorum. Sınavlarınızda sınavdan çıktıktan sonra mutlaka sonuçlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Sınavdan çıktık hocam, 90 aldık, 100 aldık şeklinde bu mutlaka mesajlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum tüm soruları çözün, sınavlarda geçin. Hem konuları hem soruları kanalımızı da arkadaşlarınıza paylaşın, önerin, herkes faydalansın. Evet, direksiyon sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hepinize iyi akşamlar.